Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer de sizlerle şöyle S ve M bedene uygun olan kaşe kaban ölçülerini paylaşmak istedim. Hemen ölçülere geçelim. Evet şimdi biz buraları böyle kestiğimiz için farz edin şu an kumaş daha kesmedik. Kolları falan şöyle bir e, düz durdu farz edin. Şimdi e, bunu da size şöyle göstereyim. isterseniz screenshot yapın. Kol kısmında e, birazdan anlatacağım zaten ölçülerimiz böyle olacak şimdi arka kısmı buradan buraya kadar 3 santimetre yapıyoruz buradan buraya kadar 8 santimetre ve oradan da buraya kadar 17 santimetre 17'den de 7 santimetre aşağıya düşüyoruz düşük kolumuzu ki böyle bununla birleştiriyoruz ve Burası da 18 buçuk santimetre oluyor Evet ve burasını çıkarmış olduk. Şimdi buradan buraya kadar 29 santimetre ve göğüs hattımızda arkadaşlar 26 santimetre yapıyoruz. Ve burasıyla şurasını da böyle kendimiz güzelleştirerek böyle bir koltuk oyuntumuzu yapıyoruz. Boyumuzu 120 cm aldık ama tabii ki isteğe göre büyültüp küçültebilirsiniz. Ete kısmımız da 28 cm. Ve bu şekilde arka kısmını kesmiş oluyoruz. Bu arada arkadaşlar hiçbir şekilde dikiş payı koymanıza gerek yok. Bu verdiğim ölçüler dikiş payıyla birlikte ve dikiş payında 1 cm yapıyoruz. Mesela şu an bu bizim 2 kat 1 cm'den dikiyoruz. Zaten üstünden spor dikişi geçtiğimiz için 2-3 cm koymanıza hiç gerek yok. Evet arkadaşlar esas önemli olan bu ölçüler. Sonra bunu alıp ön kısmının üstüne koyuyoruz aynısını. Sadece şurada 8 santimetre veriyoruz. Evet astar kısmımız da böyle. filelerin böyle kesiyoruz. Sadece şurada e, 2 santimetre bolluk payı vererek kesiyoruz astar kısmını kestiğimizde. Bu mesela arka astarı. Bu da ön astarı. Ön astarımızda da bu filesini şuradan şuraya kadar 14 santimetre yapıyoruz. Ve en kısmında 10 santimetre yapıyoruz. Mesela şurası 10 santimetre olacak. Geri kalan da astarla tamamlıyoruz. Ve kestiğimiz zaman buraya 2 santimetre dikiş pay vermeyi de unutmayalım. Aynı şekilde buraya da 2 santimetre dikiş payı vereceğiz. Evet cep kısımlarımız iki tane filatosu var 8 cm e, iki katladığımızda 4 cm oluyor boyu da 20 cm Evet iki tane kumaş iki tane astar olarak cep kısmını da kesiyoruz cep kısmını ben şöyle telefonumu koyuyorum buradan buraya kadar 26 cm buradan buraya kadar da 19 cm yapıyoruz Çünkü niye 26 buradan zaten 3 cm gideceği için anca olmuş oluyor kemer kısımlarımız da kesiyoruz böyle kemer kısmımızın boyu 180 165 santimetre yapabilirsiniz ondan uzun olmasına zaten gerek yok en kısmını da 5 6 santimetre 4 santimetre de yapabilirsiniz bu kalan kumaşlardan da e, kemerin böyle bağcığını çıkarıyoruz ve e, manjet yapmayı düşünüyorum ben bundan kol kısmına bundan da öyle bir şey yapacağız şimdi geçelim kol kısmımıza kol kısmımızın astarını da ön kısmında kestik şimdi bunu nasıl kesiyoruz buradan buraya kadar 12 santimetre yapıyoruz Ondan sonra buradan buraya kadar 20 cm, boyunu uzun bu bo e, kollu olduğu için boyunu 63 cm aldık ve kolun ağzını da e, 13 cm alıyoruz. Yani kol kısmının boyunu, yenginin e, kolunun ağzını kendi istediğinize, kendi kolunuza göre tabii ki ayarlayabilirsiniz ama sadece önemli olan şurası şuradan şuraya 12 buradan buraya da 20 santimetre 1 santimetre dikiş payından da dikiyoruz bir de arka kısmını bunun önüne koyup kestiğimiz zaman şuradan da 6 santimetre düşüklük yapmış oluyoruz. Hani ön kısmı birazcık daha oyuntu olması lazım ya. Orası 6 santimetre olsa yeterli olacaktır. Evet bu şekilde ölçülerimiz arkadaşlar. Siz de faydalanmak isterseniz buyurun tabii ki. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Sizlere de kolay gelsin. Bay bay.